Melih Altınok. Bu neyin hürriyeti? Dün Doğan Medya'nın iki gazetesi Hürriyet ve Posta aşağı yukarı aynı önermeyi işleyen manşetlerle çıktılar. Artan terör saldırılarının nedeni hükümet kurma görüşmelerinin uzamasıymış. Ve hürriyetin ifadesiyle yazıkmış bu ülkeye. Bak sen. Onca şehidin ve sivil kayıpların faturasının müsebbibi terör ittifakı orta yerde duruyor. PKK ya da DHKPC vuruyor, Gülen çetesinin trolleri ve medyası gerekçe buluyor. Beyzadeler hala altından kılları sırıtan ellerindeki beyaz eldivenlerle kaosu 7 Haziran sandık sonuçlarının doğurduğu fiili duruma bağlıyorlar. Yani terörün sorumlusu bu terör grupları ya da onlara meşruiyet sağlayanlar değil, siyasi partilerimiz ve demokrasinin iktidarın sandıkta belirlenmesi ilkesine riayet edip oy kullanan bizlermişiz. Şimdi sormazlar mı adama, madem terörün panzehiri siyasi istikrardı, o halde niçin belaltı yöntemlere başvurup gazeteciliği ayaklar altına almak pahasına, ülkeyi yönetilemez hale getirmek için çalışan ne kadar odak varsa ittifak yaptınız? Gülen çetesinin komplolarıyla ilk sayfalarınızı çatıp Türkiye'nin düşmanı terör odaklarına meşruiyet sağladınız. Niçin seçimlere ayarlı terör saldırılarının, mesela Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katledilme anına dair görüntülerin PR'ını yaptınız? Kurumunuzun kanallarında enkırmenlik yapan trollerin, terör saldırısının Berkin Elvan'ın ölümü gibi meşru gerekçeleri olduğuna dair utanç verici yorumlarını sahiplendiniz. Topyekün savaş konseptine haber ajansınızı bile dahil edip 7 Haziran'ın bir gece öncesinde abonelerinize diktatörü devirmek için HDP'ye oy ver haberi geçecek kadar gözünüzü kararttınız. Halkın seçilmiş temsilcilerinin ve siyasi iradesinin meşruiyetinin sokakta dengelenebileceği tezini devrimci şiddet güzellemeleriyle magazin yazarlarınıza bile işlettiniz. Televizyonlarınızdaki mülakatlarda 7 8 Ekim'de 50 insanın ölümüyle sonuçlanan olaylar için kitlesini sokağa çağıran Venedik kriterlerinin tanımladığı şiddeti sistematik şekilde övmek suçunu açıkça işleyen bir siyasiye Yozgat yöresi türküleri dışında soracak soru bulamamanız da mı rastlantıydı örneğin Madem gazetenizin yeni başkrocuk yazarının dediği gibi tek derdiniz memleketin selametiydi o halde niçin iktidarını sokakta kurmaya kalkan jakobenizmi hakkaniyet sosuyla okurlarınıza sunup en naif kesimleri bile mobilize ettiniz? Dağıttık, toplayabilecek misiniz? Dün selefinin hangimizden daha çok nefret ediliyor ki sorusuna muhatap olan başkırocuk, sanki tüm bunlar yaşanmamış gibi köşesinden sitem ediyordu. Çok merak ediyormuş, terörü nasıl durduracakmışız şimdi? Kendisi ve patronu ölümlerle birlikte değil, sırça köşkte yaşıyor ya, dışarıdan soruyor beyefendi, e hadi ne yapacakmışız bakalım? merak etmeyin. PKK'nın ve fiili müttefiki Gülen çetesinin yapamadığını siz de yapamayacaksınız. Magazin ekinizi bile dahil edip popülerleştirmeye çalıştığınız terör, bu ülkenin halklarının bir arada yaşama iradesini bölemeyecek.'' Bu halk çok değil, birkaç aya kadar seçimini de yapacak, hükümetini de kuracak ve kendisini kullanışlı koalisyon formülleriyle terbiye etmeye çalışan sizin gibi toplum mühendislerini dün olduğu gibi bugün de yitip giden canlarını her hatırladığında yad edecek. Tıpkı yükselttiği terörün faturasını Elini kolunu bağladığı siyasetin içlevsizliğine çıkartıp canımızı yakan 12 Eylül darbecilerine yaptığı gibi. Evet, yazık ettiniz yine. Ama en çok kendinize. Korkmayın, size gülen çetesinin yargısını arkanıza alarak bizlere savurduğunuz tehditlerle seslenmeyeceğim. Çünkü yargılanmanıza gerek bile yok bence. Melih Altınok, Sabah.